Şimdi tabii diyeceksiniz ya var mı kulis, var mı kulis, alıştırdın bizi kulis haberlerine diye. Var, var, var. Şöyle de bir şey var. Şimdi konuştuğum birkaç kişi şöyle diyor. Peki İmamoğlu bu açıklamayı yaptı ya. Yani ben bir kere değişimden yanayım. Yani Kılıçdaroğlu'nun değişmesinden yanayım. Onu da söyleyeyim. CHP'nin de kendisine bir yol bulmasından yanayım. Yani hangi CHP? Not aldım buraya. Milliyetçi CHP mi? Muhafazakar CHP mi? Sosyal demokrat CHP mi? Hangi CHP'siniz? Yani bunu seçimlerden önce de söylüyordum zaten. Yani bir kimliğini bulması gerekiyor. Samimi olarak insanları inandırması gerekiyor ve dokunması gerekiyor. Olmadı. Kemal Bey'le olmadı. Kemal Bey, sizinle olmadı kardeşim. Olmuyor. O yüzden insanları da umutsuz bırakmamanız gerekiyor. Ve Faik Bey'in dediği gibi işte bir sonraki bu seçim olmadı, bir sonraki seçimde olacak mantığı da yanlış bir mantık. 5 sene beklemek gerekiyor zaten. 80 yaşına geleceksiniz. Ya olmuyor sizinle. Olmuyorsa değişim şart. Şimdi kulis bilgisi şu. Şöyle düşünüyorlarmış. Eğer doğruysa yazık. Gerçekten yazık. Ha, nasıl olsa İmamoğlu tamam bayrak açtı. Sıkıntı yok. Ama İmamoğlu'na zaten ceza kesecekler. Şu 1-2 ay içerisinde Yargıtay'daki cezası on alacak ve o ister istemez saf dışı kalacak. Eğer böyle bir düşünceye sahipseniz yazıklar olsun. Bu adamınızın veya partili olan bir başkanınızın arkasında durmayacağınızı gösteriyor. CHP genel merkezinde konuşulan senaryolardan biri buymuş. Zaten biz onu çok fazla dikkate almıyoruz. Yargıtay kararını onun hakkında verecek ve otomatikman o zaten düşmüş olacak yarıştan diye. Yani mutlaka bir başkası da çıkacaktır. Bu değişimin olması gerektiğini düşünenler dedim. Bu bilgiyi de sizlerle vereyim ama baba oğul ilişkisi çabuk bitti. Böyle de bir baba oğul ilişkisi olmazmış. Sadece menfaate dayalı. Yazıklar olsun. Başka da bir şey demiyorum. Bir abi demiş sen avukat mısın? Neden sadece haber sunmuyorsun tarafsız elinde sonunda demiş. Bir vatandaş gerçekte sizi keyifle izliyoruz. Sağ olun demiş. Helal olsun elinde sonunda. Vallahi bizim bölüten böyle. Yani ben aşağı yukarı 13 senedir bunu alıştırdım insanlara. Ve kimilerinin hoşuna gidiyor, kimilerinin hoşuna gitmiyor. Şöyle de bir mantık var. Biraz uzattım ama özür dilerim Remzi'cim. Dolar haberine Eren Erdem'e gideceğim birazdan. Ama kimileriyle zaman zaman benzer görüşlere sahibiz. Ama o kimileriyle de zaman zaman benzer görüşte olduğumuz insanlarla da ayrılıyoruz. Çünkü neden? Hepimiz ayrı insanlarız. Hepimiz farklı düşünüyoruz çok şükür. Hepimiz farklı düşünelim ki bu farklı yollardan doğruyu bulmaya çalışalım. Bizim bültenimiz böyle.